Merhaba arkadaşlar, Gurbetçi Annenin Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar, burada anneler günü. Ben annemi aradım biraz önce, oraya gidecektim. Saat öğlen 12 oldu ama. Annem kermese gitmiş camiye abimgille. Demiş ki Ayşe ararsa ben bir saate kadar gelirim. Gelsin o, yani ben birazdan annemle gideceğim. Sonra benimle tekrar kermese gidecek. Yani annem camide eğlenmesini, orada vakit geçirmesini çok seviyor. Bir önce bir tur onlarla gitmiş, sonra benimle gidecek. Anneler günü hediyelerim geldi. Bunu Cihan'ın verdi bugün bana. Sabah erkenden boğazım atladı, boynum atladı böyle. Anneler günün kutlu olsun diye. Bu da Miley'min hediyesi. Bana güzel bir şiir yazmış Almanca. Yani çocuklarım bunları getirdi. Hakan telefonla aradılar. Türkiye'deler, İzmir'deler, tatile gittiler. Tatildeler. Oradan telefonla aradı beni. Hatta telefonla aradığını çektim. Size belki birazcık böyle gösteririm. Almanca konuştuk orada gerçi ama Alman kanalına da çekim yapmıştım. Ama görürsünüz yani telefonla aradığını. Evet, ben şimdi fazla bir şey yapmayacağım. Bir videom var, onu bitireceğim. Öbür Alman kanalımız için. Ondan sonra annem bile gideceğim. Dankeschön. Gut, gut. Schau, ich hab mich schon für... Schau, Achtung. Achtung, Kamera läuft Kamera. Mit. Hakan und Ilkay gratulieren wir zum Muttertag von der Türkei, vom Urlaub. Ihr seid ja süß. Robert, kendine yemek yapıyor. Bugün ben yemek yapmayacakmışım. Ich darf heute nicht kochen, gell? Ja. Hayır. Hayır. Kartoffelpuffer. Hatmış grad besetzt was tutar. Tercüme ettin mi ne dediğimi diyor. Patates köftesi gibi bir şey. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Wow. Olsun, yine becerdi. Nicht ganz ya. Yoksa trotzdem hast du es geschafft. Ben ölsem onu öyle çeviremem. Nusret. Bunu böyle elma ezmesiyle, apfelmusla yiyor Almanlar. Yani benim eşim de böyle seviyor. Onun için onu yaptı kendini. Annem eve gelmiş. Ben de işlerimi bitirdim. Şimdi anneme gidiyoruz. Oradan da annemi alıp kermese gideceğim. Annem ikinci defa kermese gidecek bugün. Orada onun yaşıtları var. Muhabbet ediyorlar, oturuyorlar. Hava da kararmaya başladı. İnşallah yağmur yağmaz. Yağmura yakalandık, yağmura. Acayip dolu yağıyor. Biz de burada arabada bekliyoruz. Biraz geçsin. Ondan sonra ineceğiz arabadan. Havaya bak mübarek. Yağmur dindi. Yağmur dindi, kermese geldik. Burada bayanlar oturuyor. Hayvanlarımız var burada. Onlarla resim çekildi önce. Şimdi bakalım neler varmış yiyecek, bir onlara bakalım. Getir, kaçta alabilirsin. Tulum bakalım. Tulum bak. Erkekler tarafından da gönderdik şimdi. Gönderdik. Gitti. Ben aradım. İçine ne koyacağım? Bir şey yok. Şununla ona boşaltsak. Hello. Bile, ne yiyorsun? Bu ne? Tiramisu. Gene pasta. Pasta. Ben havuç salatası, içli köfte, Adana. Buraya gelinir de Adana yenmeden gidilir mi, değil mi? O ne? O ne? Burada hayranlarımız da varmış, hayranlarımız. Kermesin sonlarına geldik, Melek de geldi. Melekciğim, arkadaşım. Burada da Büşra. Bak, şansa bakar mısınız? Her şey yarı fiyatına düştü. Melek topladı, topladı, doldurdu. Tepsi tepsi böreklere aldı. Buzluğumu atarım diye, hem camiye hayırlı olur dedi. Ama ben de aldım bayağı bir şeyler. Sarma da aldı. Birer şey sarma aldı. Evet.
Evet, lahmacun aldık. Lahmacun aldık. Evet, kermes sonuna geliyoruz. Maalesef sonuna geliyoruz. Börek aldık. Tepsiyle hem de tepsiyle. Miley de camide koşturuyor. Camiyi çok sevdi. Kermesler evimize geldik. Miley'i hemen yatırdım. Saat 8:10 geçiyor tam. Bayağı oturduk orada, muhabbet ettik. Lahmacunlarımı aldım. Ispanaklı gözlemelerimi aldım. Yani bunlar bize 2 gün yeter. Burada da sarmalar. Sarmaları yaparken annem de yardım etmiş orada. Bir gün sarmışlar. Dedi çok güzel al dedi. Hatta denedim, çok güzel olmuş. Onu da aldım. Yani 2 günlük yemeğim hazır. Cihan'ıma da Adana kebap aldım. O da Adana kebabını yiyor şimdi. Çikolatalarımızı neredeyse bitirdik. Cihan'ın aldığı çikolataları buraya koydum. Bugün sizlere biraz soru cevap yapacağım. Yani biraz dediğim bir arkadaşımızın sorularını cevaplayacağım. Birkaç soru sormuş. Onlara değinmek istiyorum. Bir arkadaş tam 7 tane soru yazmış Viyana'dan bana. Bunları cevaplar mısın diye. Ben de söz verdim. Bir dahaki vlogumda cevaplayayım dedim. Aslında çok güzel sorular. Küçükken hep ne olmak isterdin? Ben küçükken veya genç kızken, evlendikten sonra bile hep ebe olmak isterdim. Türkiye'de ebe diyorlar herhalde, hibame. Çocukları dünyaya getiren. O mesleği çok seviyorum. Böyle çocukları annelerin eline vermek, annelere doğumda yardımcı olmak, doğum yaptıktan sonra annelere yardımcı olmak. Bu benim çok istediğim bir meslekti. Hatta 3-4 ay önce eşimle konuştuk. Eşim bana dedi ki niye dedi şimdikten sonra hani yapabilirsin, hiçbir şey geç değil dedi ama belirli okulu bitirmen lazımmış, belirli imtihanları kazanman lazımmış. Yani benim o okulu bitirmediğim için de yani Realschule Abschluss diyorlar burada, o gerekiyormuş. Yani şimdiki, önceden Abschluss oluyormuşmuş ortaokulda ama şimdiki Realschule Abschluss istiyorlarmış. O da benim olmadığı için maalesef yani olmayacak bir şey zaten. Çocuklarla yani çok zor bir yaştan sonra zannedersem mesleği öğrenmek. Asla yapmam dediğim bir şey var mı? Önceden vardı. Önceden her şeye ay bu benim çocuğum olsa şöyle yapardım. Ay şu şöyle olsaydı ben yapmazdım derdim. Ama asla artık şimdilik demiyorum. Asla yapmam dediğim bir şey yok. Hata söylemek istemiyorum daha doğrusu. Tabii ki bazı kurallar var. Hayatımızda bazı kurallara göre yaşıyoruz. Aldatmak gibi, yalan söylememek gibi. Böyle şeyler tabii ki kesinlikle yapmam. Yalanı zaten hiç sevmem, hiç yalan söylemem. Bir insan dobradan yüzüne söylerim eğer fikrim varsa. Arkasından konuşmayı da sevmem. Yani yalan, aldatma böyle şeyler zaten kesin olduğu için. Ama asla ben bunu da yapmam falanca yapıyormuş demek istemiyorum. Çünkü hata söylediğim zaman hep başıma geliyor. Yani böyle dilimizi ısırmamız lazım. Asla yapılmasından nefret ettiğin şey nedir? Yalan ve ikiyüzlülük. Bir insan benim yüzüme baka baka yalan söylerse, benim yüzüme baka baka bir şey söyleyip arkamdan da başka türlü söylerse bu en nefret ettiğim şeylerden birisi. Yani ne varsa benim yüzüme söylesinler, desinler ki şu hoşuma gitmiyor veya ben seni sevmiyorum kardeşim. Yüzüme güzel güzel konuşup arkamdan ay ben Aynur'u hiç sevmiyordum, bu neymiş böyle demesinler yani. Bunu sevmiyorum. Aklında kalan etkilendiğim bir film var mı? Evet var. Aklıma ilk gelen film şu Boş Beşik. Fatma Gül'ün Boş Beşik filmi. Bilmiyorum aranızda bilenler var mı? Belki benim yaşımda olanlar, benden birkaç yaş küçük olanlar biliyordur. Fatma Gül'ün Boş Beşik filmi. Böyle yörük bir aile oradan oraya geziyorlar. Sonra bebeğini bir kartal herhalde. Kartal mı diyorlar o kuşlara? Kaçırıyor. Alıyor götürüyor beşiğinden. Bilmiyorum o film böyle o Fatma Gül'ün ağlamaları, yakınmaları, evlat acısı böyle içime sanki işlemiş. Yani bu film hemen böyle Boş Beşik aklıma geliyor. Fobilerim var mı? Evet fobilerim var. Yüksekten çok korkuyorum. Yükseklik fobim var. Böyle yere baktığım zaman öldüm zannediyorum. Bir de ben örümcekten çok korkuyorum. Örümcek küçük büyük olsun. Örümceği gördüğüm zaman böyle bayılıp düşeceğim zannediyorum. Yani örümcek dediğiniz zaman bilmiyorum, benim en büyük fobilerimden örümcek ve yükseklik korkum var. Şu aralar yapmaktan en çok keyif aldığın şey nedir? şu aralar yapmaktan keyif aldığım bir şey uyumak. Ya uyumayı çok seviyorum bu aralar. Yani akşam oldum böyle yatağıma yatsam diye bakıyorum ama sabah da erken kalkıyorum. Öyle sabah kalkıp da ay biraz daha uyuyayım, ay yatakta keyif yapayım bunu bilmiyorum ama akşam olduğu zaman ay yatsam uyusam veya öğlen uykusu yapsam böyle öğlen bir yatsam bir iki saat. Bu aralar yani yaptığım şey o. Hangi kamera ve mikrofonu kullanıyorsunuz? Ben size bir ikinci bu kameradan var göstereyim. Bizim şu anki kullandığımız kamera bu. Canon G7 PowerShot. Bunu kullanıyoruz. İki tane bu kameramızdan var. Yani büyük kameralarımız yok. Bu çok güzel bir kamera. Hem vlog için hem normal videolar için. Eskiden büyük kameralarımız vardı. Onları sattık. Şimdi bunları kullanıyoruz. Ucuz da sayılmaz. Küçük ama ucuz sayılmaz. Ama her şeye de çok mükemmel bence. Mikrofon kullanmıyoruz. Bunun mikrofonu yeterli geliyor. Sadece bir ışığımız var.
ışıklandırma yapıyoruz arada. Oturduğumuz zaman, koltukta yaptığımız zaman. Yani bu kadar. Evet, arkadaşın soruları bu kadarmış. Ayşe ABC ismi. Çok memnun oldum. Çok güzel sorulardı. Yani böyle soruları bana sorabilirsiniz. Yani bunlar bence çok pozitif sorular. Güzel sohbet edilebilen bir sorular. Ben de dedim bunları bir cevaplayayım sizler için. Yani çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim bu sorular için. Bir izleyicim mi desem, beni izleyen birisi mi desem, bana yazmış ki her yerin yapma, kaşların yapma, yüzün yapma, burnun yapma, her tarafın yapma diye yazmış. Ben bu yorumu sildim. Benim burnum yapma olsa böyle sivri olurdu zannedersin. Böyle beni yine yapılan burnlar böyle güzel güzel sivri sivri oluyor ya. Yani hoşuma gitmiyor değil, güzel duruyor. Yaptıranlar da haklı. İsteyen yaptırabilir, istemeyen yaptırılmayabilir. Eğer yüzüm yapma olsaydı buralarım böyle sarkmazdı zannedersin, böyle kaldırırdım. Aslında böyle kaldırsam fena olmaz da gözlerim de böyle karkarsa çok çirkin olur. Neyse, şaka bir yana da yani yapma değil, yapma, hiçbir yerim yok. Belki ileride yaptırırım, ne dersiniz? Sizin fikriniz ne bu konuda? Bana yorumlara bir yazsanız çok memnun olurum. Ben mesela isteyen istediği gibi estetik yaptırabilir diyorum. Niye yaptırmasın? Adam parası var. Canı öyle istiyor. Güzel görünmek istiyor. Kendine yakıştırıyor. Yapabilir. Belki ben de yaptırırım ileride. Bilmiyorum birkaç seneye. Hiç hayır demiyorum. Ama sizin bu konuda görüşleriniz neler, çok bilmek isterim. Yorumlara bir yazın. Estetik konusunda siz neler düşünüyorsunuz? Sizce yapılır mı? Yoksa hayır, ay estetik deneymiş, sakın böyle şey yaptırmam, özlem yaptırmam, yaptıranlara da kızıyorum mu diyorsunuz? Yani yorumlara yazsanız sevinirim. Şimdiki sorular gelecek yine. Eşiniz size de anneler günde niye bir şey almadı? Ben babalar günde de söylemiştim. Ben eşimin annesi değilim. Annesine alsın hediyesini. Yo, şaka bir yana, hayır. Eşim önceden alıyordu bana. Geçen sene mesela çiçek getirmişti. Arada böyle alnına geldi mi alır, alnına gelmedi mi almaz. Anneler gününü ben şöyle değerli biliyorum. Annelerin günü her gün bence. Her gün annemiz, annelerimiz aslında. Yani tek o gün değil aslında. Tabii her gün her günde hediye yapamazsın ama bugünü özel öyle yapmışlar. Biz de hatırlıyoruz. Çiçeklerimizi, hediyelerimizi götürüyoruz. Benim annem hediye istemiyor. Kesinlikle kızıyor. Para vermeyin diyor. Başka gün al bana hediyelerini diyor. Ben de çiçeğimi alıp gidiyorum. Eşim de bugün şakayla ne dedi biliyor musunuz? Diyor ki ben sana araba aldım. O araba 6 senelik anneler günü hediyen. 6 senelik doğum günü hediyen. Bundan sonra sana 6 sene hediye, doğum günü, anneler günü hediyesi yok. Dedim ya niye 6 sene? Allah Allah, 2 sene olsun, 3 sene olsun ya da 10 sene olsun. Yok, 6 sene diyor. Yani şaka yapıyor böyle. Ama ben böyle şeylere aldırmıyorum. Yani eşim bana illa anneler günde bir şey almasına gerek yok. İsterse alır, istemezse almaz. Ben biliyorum ki benim eşim bana öyle de değer veriyor. Annesine değer veriyor. Bugün de önemli olan o. Çünkü anneler günü, onun annesinin günü bugün. Benim günüm değil, benim çocuklarım da. Yani beni hatırlasın. Mesela Hakan'ım Türkiye'den bana hemen telefon açmış. O yeter bende, çocuklarımızın hatırlaması. Bugün kermeste beni tanıyan arkadaşlara, kermeste gördüğüm bütün arkadaşlarıma buradan bol bol selamlarımı göndermek istiyorum. Ben kapıdan girince dediler, bazıları geldi dedi ki bana, ay Aynur'cum işte önceki videonda demiştin kermese gideceğim diye, biz seni bekliyorduk çekim yapmaya falan diye. Yani buna da çok memnun oldum. Buradan onlara da çok çok selamlarımı göndermek istiyorum. Beni izleyen herkese tabii ki selamlarımı göndermek istiyorum. Bilhassa tabii ki orada beni tanıyanlara. Ve dediğim gibi bayanları falan, orada insanlara çekim yapamadım. Yasak. Kimsenin gönlü olmadan çekim yapamam. Ben size birazcık böyle neler yapmışlar, neler etmişler gösterdim. Tabii bugün 4. gündü kermesin. Fazla bir şey kalmamış. Akşam üzere de gittiğim için. Ama bence önce çok yeterince şeyler vardı. Ben bayağı böyle yedim. Eve de getirdim. Orada bütün emeği geçen arkadaşlara, bayanlara, kim olursa olsun camiye hizmet edenlerden Allah bin kere razı olsun diyorum. Orada çok emek veriyorlar. Günlerce çalışıyorlar, hazırlıyorlar. İnşallah yani bir şeyler olmuştur. Faydamız olmuştur. Bir katkımız olmuştur. Aldığımız şeylerle, yediğimiz içtiğimiz şeylerle elimizden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, bugünkü vlogumda bu kadar arkadaşlar. Çok çene çaldım yine bugün çok. İnşallah bana kızmazsınız. Videomu hoşunuza gittiyse beğendim tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim ve videolarımı kaçırmamış olursunuz. Ve bir dahaki vlogumda görüşmek ümidiyle hoşça kalın.